Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyümüzde cirit var, daha doğrusu köyde sünnet düğünü var. Düğün içinde burada şimdi cirit oynayacaklar. Saat de şu an 5.30 falan. Biz de sünnet düğünün yemeğinden geldik. Annem bir ineklere bakacak, ben de sizlere ciriti göstereceğim. Daha önce cirit çekmiştim çok da, ama bunu da biraz daha fazla tutacağım. İnşallah davulla zurna da gelir. Düğün olduğu için gelir diye düşünüyorum. Daha şu an başlamadılar. Birazdan başlarlar herhalde. Hatta normalde burası böyle sürgülü değildi. 2 gündür sürdüler buraya. Ne güzel oldu. Gördüğünüz gibi bugün biraz daha kalabalık. Yemekten dahi şu an yemek yiyenler çoktur. Birazdan da daha bir kalabalık olur diye düşünüyorum. Tabii ki millet ne yapsın, çayırda durmak yerine sıcakta gölgeye ağaçların altına gidiyor herkes. Biliyorsunuz Sebahat teyzemin oğlu Yakup abim de oynuyor. Ama şu an kendisini göremiyorum. Uzakta kaldığından. İşte burası köyün bir tarlası. Bu yüzden de benim çocukluğumdan beri ben yani kendim bildim bileli hep burada cirit oynanır. Tabii ki havalar sıcak olduğu için de atlar sıcakta koşmaz. Bu yüzden akşam üzerine bıraktılar ciride. Kışın çoğunlukla hep böyle saat 10-11 gibi yaparlar. Nasıl bir futbolcular, voleybolcular maçtan önce ısınma yapıyorlarsa atlar için de öyle. Bakalım bir koşturuyorlar. Tam da güneşin karşısına denk geldik. Ben şu an inanır mısınız ekranda hiçbir şey göremiyorum. Tam güneşte baktığım için, ama normalde tabii ki net bir şekilde görünüyordur. Evet, bakalım bugün inşallah davul zurna eşliğinde güzel bir cirit olacak. İki takım için de hayırlısı olsun. Başladılar bakalım. Bu arada ben normalde balkondan çekecektim, yeni yapılan balkondan. Fakat orada şu an ustamız çalışıyor, fayansları düşünüyor. Sizlere her zaman bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Şu an ama anlatamadım açıkçası, öyle oldu. Şimdi karşı taraftan bir at geldi, değneğini atacak. Ondan sonra kaçacak. Eğer karşı taraftan atılan değneği tutarsa puan kazanmış oluyor. Şu an tabii ki puan hesaplaması yaparlar mı bilmiyorum, ama normalde gerçek maçlarda jüriler bunları hesaplıyorlar. Davul ve zurnanın da sesi buraya kadar net bir şekilde geliyordur inşallah sizlere. Bir yönden zararı oluyor. O da şey, böyle toz duman olduğu için camlar falan mahvoluyor işte. Yapacak bir şey yok. Evet, giden Yakup abi. Hadi bakalım, değneği tutarsa, ama rakip atmadı. İşte böyle oluyor, güzel oluyor. Ben bunu seviyorum ciride. İşte rakibini yakalarsan puan kazanıyorsun falan. Tabii ki bunun da kuralları var. Sağdan çıkarsan, rakibin sahasına yanına girersen eksi puan falan veriyorlar gerçek maçlarda. Yalnız bu taraftaki kişiler bizim köyümüzden de hiçbirini tanımıyorum. Ama hangi köyden geldiler bilmiyorum da açıkçası. Bu taraf bizim köyümüz. Bozkuş Cirit Kulübü. Yine ciritlerde 2 defa oynanıyor. Bir yarım saat kadar falan oynuyorlar. Ondan sonra ara verip
tekrardan başlıyorlar. Kamba sıcağı denk geldi. Oynayanlar için de zor. Atlar için de zor. Daha geç vakitte yapsalar bu sefer de saat 8 gibi düğün başlıyor. Millet düğüne geç kalacak. Dediğim gibi erken vakitte zaten olmaz. Havalar çok sıcak. Bakalım şimdi mesela karşı taraftan bizim köye bir rakip gidiyor. Bizim köyden bakalım kim çıkacak. Evet, sopasını atacak. Attı. Kim çıkıyor? Eğer mesela attığı sopayı ata denk getirebilirse o zaman da puan kazanmış oluyorlar. Yine yani rakibi yakaladığı için inşallah sizlere iyi anlatabilmişimdir. Kusura bakmayın yani ben de çok iyi bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bu ciritte beklemek olmuyor. Hemen giden gelen bir oluyor yani. Bakın abi geldiği gibi şimdi hemen değneğini atacak. Tam da karşımda direk var. Geri dönecek. Hadi bakalım. Şimdi mesela o at abinin önünü kesecek. Attı ama yok, yakalayamadı. Ya bu gerçekten anlayan için, seven için çok eğlenceli ve çok güzel bir şey. Şimdi bakalım bizim köyümüzden bir kişi geliyor. Bazen burada mesela atarken oyun yapıyorlar. Hani atıp gibi yapıp atmıyorlar. Ondan sonra atın bir de çıkmış oluyor. Ne oluyor? Tabii karşı taraf ceza yemiş oluyorlar. Hani atmadan çıktığı için. Ne oldu? Anlam veremedim. Bekliyorlar bakalım. Şimdi ne olacak? Bu taraftaki abi bizim köydeki kişinin önünü kesecek. Yalnız atı gitmedi. Yetişemedi. Tüh. Bakalım. Oradan kim geliyor bakalım. Şimdi abinin önünü kesecekler. Yakaladı. Yani böyle bir durumda gerçek maç olsaydı puan kazanmış oluyordu. Biz önceden böyle gerçek maçlara giderdik. Uzun zamandır gitmiyoruz. Diyorum ya sizlere Yakup abim oynuyor diye. Sebat teyzem maçlarda çok heyecanlanırdı. Oturamazdı inanki heyecandan. O zaman böyle jüri konuşurken falan çok heyecanlı oluyor. Şimdi o aklıma geldi. Ben bile yani burada durdum yerde heyecanlandım. Bakalım yakaladı mı? Evet yakaladı ama tutamadı. Tutamadı tüh. Bir de toz duman olmasa daha net görünecek de. Bu arada bu sünnet düğünü Nazlar ablanın yeğeninin. Onu da sizlere söylemek istedim nedense. Sonuçta sizler de Nazlar ablayı biliyorsunuz, komşumuz. Hadi bakalım. Rakip attı değneğini. Denk getirdi ama yani puan kazanmış oldu bizim takım. Tabii ki sayıyorlarsa bunları yazıyorlardır. Şimdi iki köyde farklı olduğu için belki bu sefer hesaplama yapıyorlardır. Tüh tutamadı. İnşallah benden sıkılmamışsınızdır. Sürekli konuşmaya çalışıyorum çünkü anlatmayınca da düz konu yani
çeksem ne manası olacak? Oo, bayağı bir uzaktan atmasına rağmen neredeyse tutacak da. Bu arada belki sizler değnekleri görmüyorsunuzdur. Yani atlar falan net görünüyor da. Şurada bir yakalama oldu sanki. Bakın şimdi bizden kişi boz kuşlu atacak. Bakın mesela atıyor gibi yapıyor ama atmıyor. Bu yüzden o atmadan bu taraftan kimse çıkamaz. Bakın attı ve tuttu mu? Şey, tutamadı. Evet, güneş gitti bir an, şurası gölge oldu. Benim için de iyi oldu bir an. Güneşten çünkü hiçbir şey göremiyordum ekranda. Evet, yine bizim Bozkuş köyünden bir kişi atacak. Ondan sonra rakip çıkacak. Ama atmıyor. Atmayınca iyi yapıyor tabii. Gördüğünüz gibi yakalayamadı. Yine bizim Bozkuş köyünden bir rakip daha geliyor. Bir kişi daha geliyor. Dediğim gibi işte bu maçta beklemek olmuyor. Yakalayamadı. Güneş gitti diye sevmiştim. Daha bir dakika bile geçmeden geri geldi. Tabii ki güneş iyi bir şey de şu an güneş altında kaldığım için dedim. Aman aman. Artık bu inşallah maçta hayırlısıyla biter. Köyümüzde bir de yorumlarda görmüştüm at çok diye. Evet, gerçekten kaç kişi de var bilmiyorum ama ya benim tahminim en az 20 kişi de at vardır köyümüzde. Evet, at kaçıyor. Tüh, inşallah yakalarlar. Bir kişi attan düştü. O sırada da kamera kapalıydı. Ama kim düştü bilmiyorum. Kaşırlarsa bile muhakkak yakalarlar ama merak etmeyin. Yani tabii ki öyle at başı boş gitmez. Ay, bayağı gitti. Gördüğünüz gibi tabii ki de maçta durdu şu an. Devam diyorlar ya, bakalım ne yapacaklar. At nerede bu arada? At şu an tam karşıdaki iki evin oraya gitti. Sizlere görünmüyordur. Ben görüyorum. Orada bir araba var. Beyaz Toros. Onun orada. Yakalarlar ya. Peşlerinden gidiyorlar. Gördüğünüz gibi motosikletle. Oo, bayağı gitti ama hatta. Yani onun ilerisi tarla hep. Hani köy meydanına doğru gitseydi o zaman muhakkak biri durdurdu atı. Ama tarlaya doğru gittiği için sıkıntı. Şimdi önünü kimse kesmeyeceği için at da yardırıp gidecek. Acaba Yakup abim at mı diye düşünmüştüm ama değilmiş. Yakup abim burada. Evet, bakalım, maça ara verdiler. Atın gelmesini beklemezler herhalde. Tekrardan birazdan başlarlar. Gölgede bakanlar için çok güzel. Aa, Yakup abim. Şöyle yakınlaştırayım abimi de. Evet, hala daha başlamadılar. Şöyle bir de atlar yokken sizlere ne kadar kalabalık olduğunu göstereyim diye. Dediğim gibi normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Tabii ki gerçek maçlara çok giden oluyor. Ama normal kendi aralarında oynadıklarında bu kadar kişi gelmiyor. Evet, aradan 10 dakika gibi bir süre geçti.
atı bulabildiler mi bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben aşağıdaydım. Takipçilerimiz geldi. Onların yanındaydım. Pardon, soluk soluğa kaldım. Kusura bakmayın. Hatta şu an takipçilerimiz aşağıdalar. Annem onlarla beraber. Ben de tekrardan geri çekime devam edeceğim. Bu arada köyümüzde diğer grup yer değişmişler. Şu an bizim köyümüz burada. Hatta Yakup abim de orada. Diğer taraf da orada. Hadi bakalım tekrardan başlıyorlar. İnşallah da atı da bulabilmişlerdir. Bakalım bizim köyden kim çıkacak. Yo, başlamıyorlar sanırım. Yani şu an başlıyorlar, pardon. Evet, karşı taraftan rakip geliyor. Sefa abi de köyümüzün cirit kulübünün başkanı. O da artık yönetiyor herhalde şu an. Oynamıyor kendisi ama. Hadi bakalım. Açılışı Yakup abim yapıyor. O çıktı. Şimdi yine rakip geliyor karşı taraftan. Yakup abim de yerini aldı. Bakalım şimdi atacak. Bazen iki kişi birden çıkıyor, o zaman öyle bir şey olmuyor maalesef. Bir kişinin geri dönmesi gerekir. Hatta gerçek maçta iki kişi aynı anda çıkarsa ceza alınıyor. Balkondan çekseydim daha iyi olacaktı benim için ama maalesef dediğimiz gibi ustamız çalıştığı için kaldı. Evet, karşı taraf bakalım. Vurdu gidiyor. Tutamadı. Hadi bakalım. Ha, tutamadı. Çok. Şimdi dengesini sağlayamadı. Hadi bakalım. Tüh, yakalayamadı. Ben de tüh tüh diye bir kaldım ileride. Kusura bakmayın. Dediğim gibi durdum yerde, heyecanlanıyorum. Saat de bu arada 6'ya falan geldi. İşte bir yarım saat sonra falan biter büyük ihtimalle. Sizleri inşallah maç sonuna kadar çekmeye çalışacağım. Tuttu mu? Tutamadı. Bizim köyden atan oldu, diğer taraf tutamadı. Hadi bakalım Yakup abi. Tüh, olmadı. Bu arada cirit kulübümüzün bayağı böyle ödül almıştı falan var. Geçen yıl Ankara'da bayağı bir maç oynamışlardı. Kazanmışlıkları da çok. Yani güzel ilerliyorlar bakalım. İnşallah onlar için de hayırlısı olur. Hadi Yakup abi tut. Tüh. Daha bir sanki kalabalıklaştı gibi. İzleyici çok. Takipçilerimiz de gittiler bilmiyorum. Onlar dedim artık kusura bakmayın çekim yapıyordum diye. Çekim yerinden şey sıkıntı. Alan büyük olduğu için bir sağ gösteriyorum, bir solu gösteriyorum. İnşallah sizin de kafanız dönmüyordur yani.
Bakın iki kişi birden çıktı bizim takımdan. Tabii ki bir kişi dönecek. Hemen oradan bir kişi daha çıktı. Ama geri döndü. Hadi bakalım. Tuttu. Tuttu tuttu. Gerçek maç olsaydı puan kazanmış olacaktı. İnşallah puan da hesaplıyorlardır. Yani tutması çok güzel bir şey. Böyle maçlarda falan çok heyecanlı oluyor. Tutmak da puan kazandırıyor. Bu arada karşı tarafın atına değneğini denk getirmek de puan kazandırıyor. Her iki şey de iyi. Ama atını kaçırırsan, işte çizgiden çıkarsan falan, o zaman da mesela eksi bir puan, eksi iki puan gibi şeyler veriyorlar. Cezalar veriyorlar. Tutamadı ki. Önceden babamın küçüklüğünde bize de at varmış. Dedemgil'de oynuyorlarmışmış. Bu Orhan deden, Paşa deden, bazen sizlere bahsediyorum ya. Bakın atacak gibi yaptı ama atmadı. Böyle yapmak ne oluyor? Rakibi oyuna getirmek oluyor. Hala atmadı mesela. Herkes hazırda bekliyor gördüğünüz gibi. O atsa hemen çıkacaklar. Neden? Rakibi yakalayacak çünkü. Amaç bu. Vurdu mu? Anlam veremedim. Göremedim maalesef ya. Evet. Bakalım rakibi yakalayamadı ama yine de ata denk geldiyse puan kazanmıştır herhalde. Hala atmadı değneğini. Herkes bakın gördüğünüz gibi hazırlı. Değneği atsa millet çıkacak. Hadi. Oo tuttu. Diyecektim tutamadı. Son dakika elinden düşürdü. Ama tutmak da kolay değil atın üzerindeyken. Yani bu gerçekten zor bir maç. Yakup abime değnek yolluyorlar. Yok pardon. Bizim Yakup abime değilmiş. Şu karşıdaki direği var. İnanır mısınız? Böyle söküp kenara koyup sonra yani çekimin bittikten sonra geri takasım var. Tutamadı. Ay biri düştü. Aman Allah'ım. Ay bir şey olmadı Allah'tan. Tamam hani kuma düşüyorlar sert bir yere değil ama Allah korusun yani tehlikeli. Yine maç durdu. Şimdi abi tekrardan atına binecek ondan sonra maça devam edecek. İyi Allah'tan bir şeysi yok. Gerçi at binenler açıkçası düşmeye alışkındır. Yakup abi. Evet Yakup abim de rakibi yakaladığı için burada tabii ki kazanmış oluyor. Ya baya çok heyecanlı ya. Yani insanı izledikçe izleyesi geliyor. Birazdan biter ama az kalmıştır. Hadi bakalım hala rakip atamadı. Bazen böyle her iki taraftan da çıkıyorlar, bir şeyler oluyor anlamıyorum. Aha, ay bir kişi daha düştü. Tamam paydos dediler. İyi Allah'tan düştüğü gibi atı tuttu çünkü bu atta kaçmasın yani. Bir de arkasından gidiyorlar yakalamaya.
Evet, paydos dediler ama bakalım devam edecekler mi bilmiyorum. Evet, bir ciriz videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Güzel bir maç oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Tabii ki çekimimiz burada da bitmiyor. Hemen de dağılmıyorlar. Atları burada gezdiriyorlar. Çünkü at terli bir şekilde yerine bağlanmazmış. O zaman Allah muhafaza, yani hasta oluyormuş. İyi olmazmış yani. Her zaman yani cirit bittiğinde muhakkak bir burada atları gezdirirler. Atlar dinlenir. Ondan sonra evlerine götürürler. Şimdi biraz dinlendikten sonra artık zaten çoğunlukla atı binenler gezdirmiyor. Çoluk çocuk gezdiriyor. Çocuklar da ne yapsın, böyle şeyi sevdiğinden at bineceğiz diye gezdiriyorlar inan ki. Evet, cirit bittiği için ben de tabii ki aşağı indim. Takipçilerimiz anne gideli bayağı bir oldular mı? Duymadı beni. 15-20 dakika olmuş. Gerçi anneme niye soruyorsam burada babam var. O da biliyor sonuçta takipçinin geldiğini. Evet, annem inekleri sağmış gördüğünüz gibi. Bidon da küstü, diğer bidonu aktarıyor. Ondan sonra babam da yola bırakır. Babam da yegiyi karmıştır diye düşünüyorum. Evet, aynen, karmış. Ne yapacaklar? İnekleri dışarı çıkarırlar. Ondan sonra yegilerini verirler. Böylelikle işlerini bitirirler bakalım. Hani şu an o story aktarman o kadar şey ki, böyle uykumu getirdi. Girdi yatıyor içine. Hani böyle insanı dinlendiren böyle videolar oluyor ya, biliyor musun sen onları? Aynı o gibi. Vallahi beni dinlendiren hiçbir video olmuyor. Bu arada annem bugün teyzemle gitti. Kendisi anlatsın. Ben vallahi çok konuştum bugün. Vallahi babama yardıma gittik temizliğe. Şöyle asma tavanları Nazlı babamla beraber sildik, hallettik. Ben camları sildim. Sabahat babam mutfak dolaplarını halletti. Hamide babam yazık, gel götür işleri. Hamide başına getir, buna getir. Bu arada anne sözünü kesiyorum. Teyzem evine parke döşettirmiş. Bir de badana yaptırmış, bu yüzden gittiler. Biz dedik babama yapılacağı zaman dedik yardıma geliverem. Halıların makinini yıkarttırmış o. İyi işte. Lameneti döşenmiş, badana olmuş. Biz de dip köşe sildik. Hem kardeşlik attık, birbirimizi gördük sabah kahvaltı. Bol bol fotoğraf çekilmişler, daha bakmadım. Çekemedik, sen olmayınca olmadı. Ya. Video da çekemedik, kardelensiz olmuyor. Çünkü iş mi yapacaksın, video mu çekeceksin? Benim telefon da süre vermediği için. Vallahi iyi oldu, 9.30-10'da vardık. Kahvaltı yedik, işe bir koyulduk kardeşlik. Ama kardeşim bir görmen lazım. Fotoğraflarda görürsün. Sabah teyze günü çamur suyundan geçmiş yani. Oraya buraya dökerken dikkat etmemiş. He. Ben de dedim ki aba dedim. Bende bir damla yok dedim. Hamidi teyzenin kazandan giydim. Korktum, bende de pembe. Ya olmuş. O zaman eski kazak giymiştiniz zaten. Asma tavanı silerken köpüğü sıktıkça üzerimizden damlamış ama iyi oldu. Öyle geldik. Hem geldik. Dolaşıp gelmiş oldun işte. Abama da gönüllemiş olduk. Şimdi süt gidecek konu komşuya. Onlar süt istemişler de onları katacağız. Ondan sonra malları bakacağız, halledeceğiz, düğüne gideceğiz. Tekrardan aynen. Aynen, bugün de yarın nasip olursa yarın bir daha gideceğiz. Artık inşallah cirit videomuzu beğenirsiniz. Ne diyeyim, artık burada sonlandıralım. Yok anne, tamam ben yukarıları çekeceğim ya. Doğru, usta yapmış. Fayanslarımız, hatta ustamızı da göstereyim diyordu çekebilirsin diye. Hadi dolaş da gel. Dolaşayım gelelim bakalım Mehmet amcanın yanına. Evet, şimdi yukarı çıktım. Size dünkü videomuzda merdivenleri gösterdiğim için oraları göstermiyorum. Bugün neler oldu? Dün iki balkonda tesviye betonları atılmıştı. Bugün de ustamız oradaki fayansları döşemiş. Tabii ki daha kenarlarında eksik var. Onları da yarın yapar ya da başka bir güne artık. Fayans döşenince teras daha bir büyük geldi gözüme. Fayansın da deseni bu şekildeydi. Gayet güzel olmuş. Kazlarımız da dört gibi gelmişlerdi. Onları oraya kattım. Bilerek geri çıkarmamıştık. Şimdi cirit var. Atın altında falan ezilirler diye. Bu yüzden onları da birazdan geri salarız. Çünkü daha saat erken.
Burada bayağı bir iş çok gerçekten de. Mehmet amca kolay gelsin. Seni çekiyorum, bir sıkıntı olur mu? Anlamadım. Seni çekiyorum. Şey. Tamam. Geç Mehmet amca. Şimdi canı vuracak diyeceğim ben yavaş. Tamam. Tabii ki. Göster, ha, göstereceğim Mehmet amca. Şimdi şöyle. Yılların eski demedi. Evet. Mehmet amcanın gerçekten eli emeğine sağlık. Çok güzel döşemiş. Özellikle ben şurayı çok beğendim. Tabii ki bunu döşemek de kolay değil. Hani yerde direkt düz düz döşüyorsun. Ama burada mecburen hesaplayarak kesmek zorunda. Bu arada Mehmet amca canavarı çalıştıracak. Ondan sonra devam edelim. Şimdi makine kapandı. Bu balkona çıkmayacağım. Çünkü burası daha yeni bitti. Bakın gördüğünüz gibi de ay ışıktan çok şey oldu, parlak oldu, kusura bakmayın. Herkes dağılmış bile. Sadece atçılar var. Diğer izleyiciler gitmiş hemen. Vallahi Allah'ın sevgili kuluyuz diye bir atasözü var ya. Şöyle komşular, yeni yapılan komşularımız var mahallede. Düğünü gitmiş herhalde, Nazangin'in düğünü mü ne, farklı yerden biliyoruz. Kedilerimize etli ekmek karışımını getirivermişler. Bir tane demin gerçekten açtırdık. Onlar için çok makbule geçti şu an. Teşekkür ederiz. Çıktı onların içinden. Diğer evet, akıllı de kedi de süt içiyor. Gel et ye. Baba o da bizim. Onu al da şuraya koysana ya. Et o yesin. Süt diyecektir. Süt diyecektir. Et bundan. Et de var. Hayır başka şey de var. Et de var. Aa bak. Keşkek falan vardır. Pilav vardır. Vallahi arayıp da bulamadık. Demek kedi de havluyor anne. Görüyor musun? Sana da gelecek oğlum. Oğlum bunu ayak diyorlar gel. Bırakayım seni. Hayır hayır cirit var. Bırakayım mı? Cirit işi bitti. Kili baba babı çok seviyor. Hem gel. Babamdan korkuyor hem de seviyor. Nasıl götürüyor buramı? Babam getiriyor değil mi? Getir daha da. Getir de onu da veren baba. Artık videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Allah'ım kendinize Allah'ım iyi bakın. Allah'ım. Bizleri takipte kalın. Bak bizler izlendikçe bunlar da seviniyorlar. Babam bizleri çekiyorlar diye. Yani bizden nasıl bunları seviyorsak sizler de bizleri izlemeyi inşallah seviyorsunuzdur. Tabii ki güzel yorumlarınızdan bunları anlıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, ellerime bakın.